Ali basın mensupları, bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 30 Ocak günü bu ülkenin hukuk ve siyaset tarihine bir utanç günü olarak yazılacaktır. 14 Mayıs 2023'te Hatay halkının iradesiyle Can Atalay milletvekili seçildi, mazbatasını aldı ve anayasanın 83. maddesine göre dokunulmazlık kazandı hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktu. Hakkındaki yargılama devam etmekteydi. Ancak tahliye talebi Yargıtay tarafından reddedildi. Anayasa Mahkemesi iki kez, evet tam iki kez Can Atalay'ın siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının ardından derhal serbest bırakılması gereken Can Atalay, milletvekili seçildiği günden bu yana 8 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. İşin aslı 22 yıldır tek başına iktidar olmanın güç zehirlenmesini yaşayan AKP ve ona sonradan eklemlenen küçük ortağı MHP bu hukuksuzluğa bir gerekçe aradı ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu hukuksuzluğun maşası oldu. Bakın burada bir parantez açmak istiyorum. Kararlarını hukuka, yasal mevzuata, anayasaya uygun bir şekilde siyasal iktidardan ya da siyasal iklimden etkilenmeden vicdani kanaatine göre alan bu ülkenin onurlu, şerefli, haysiyetli hakimlerini ve savcılarını ve yargı mensuplarını tenzih ediyor. Can Atalay olayında bir kez daha görüldü ki yargı Maalesef siyasetin elinde oyuncak haline geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukuken hiçbir hükmü olmayan kararlarında kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildirme cüretini gösterdi. Üstelik Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının gerekçesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında Can Atala ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri referans alındı gerekçeli kararlarında bu konuşmalar adeta kopyala yapıştır yapıldı. Ne ilginçtir ki aynı devlet bahçeli anayasa mahkemesini bir zamanlar yere göğe sığdıramadı. Anayasa mahkemesine metiyeler düzdü. Siyasette ilkeli duruşun iyisinden dahi haberi olmayan çakma milliyetçiler, iktidarın koltuk değnekliğini yapanlar Hatay halkının iradesini yok saydı. Onlara siz kendinizi temsil edecek kişiyi seçemezsiniz dediler. En nihayetinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Canatala ile ilgili kararı geçtiğimiz hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Okunan karar ne hukuka uygun ne de usule. Milletvekilliğinin düşürülmesi için anayasamıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzüğüne göre kesinleşmiş hüküm gerekiyor milletvekilliğinin düşürülmesi için gereken kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulamayan iktidar, hukuk ve usul tanımamazlıkta kendini bile açtı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı'nın imzasıyla gönderdiği yazıyı mecliste okuttu. Yargıtay kararının bu şekilde mecliste okunması ve milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken ve anayasal olarak yok hükmünde. Yapılanların vicdanen hükmü zaten yok. Ama burada asıl mesele ne Can Atalay meselesi ne de bir parlamenterin bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi. Anayasanın 153. maddesi der ki anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasanın 153. maddesi bu kadar açıkken anayasanın bu hükmüne uygulamamak Seçilmiş bir milletvekilini hürriyetinden yoksun bırakarak milletvekilliğini düşürerek bu hukuksuzluğun bir parçası olmak anayasal düzeni bozma girişimidir. Anayasaya yapılan bu darbe sizi, bizi, sokakta yürüyen insanı, bu ülkede yaşayan her bir bireyi etkileyecektir. Çünkü anayasaya darbe yapılması demek ülkede kuralsızlığın hakim olması demektir. Kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini Hepimiz biliriz değil mi? Araçlar ve yayalar kırmızı ışıkta durur. İşte anayasa bu kırmızı ışıktır. Toplumsal mutabakat metnimiz olan anayasa nerede duracağımızı, nerede yürüyeceğimizi söyler, bizim sınırlarımızı belirler. Eğer siz ona uymazsanız işte o zaman ortaya kaos çıkar. Bugün olan da ne yazık ki budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma işleminin yok hükmünde olduğunun tespiti ve parlamento kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Hukuksuzluk karşısında adaleti, tek adam iktidarı karşısında milletin egemenliğini, baskılar karşısında yargı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları Kıymetli yurttaşlarımız. 25 Ocak'ta İstanbul Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde inanç özgürlüğünü tartışma konusu yapmayı hedefleyen bir saldırı düzenlendi. Ve bu kez de dünya kamuoyunda ibadet eden insanları koruyamayan, can güvenliğini sağlayamayan ülke konumuna düştük. Türkiye'de her an her yerden saldırı olma ihtimali artık öyle bir boyuta geldi ki ülkede huzur bırakmadı. Ayin sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetti. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, toplumsal huzuru ve barışı bozmak için yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. İşit tarafından yapıldığı açıklanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. İnanç mekanlarını korumak, orada ibadet eden insanların can güvenliğini sağlamak devletin ve kolluk kuvvetlerinin asli görevlerinden biridir. Ama İstanbul'un göbeğinde iki saldırgan elini kolunu sallaya sallaya kiliseye giriyor. Kilisenin girişinde bir polis noktası yok. Saldırganlar ibadet eden insanlara kurşun yağdırıyorlar. İstihbarat birimlerinin haberi yok. Güvenlik güçlerinin önleyici bir hazırlığı ve reaksiyonu yok. Yapılan tek şey saldırı ile ilgili yayın yasağı getirmek. İşit elemanı olduğu tespit edilen bu saldırganlar silahlı bir şekilde sokak ortasında nasıl geziyorlar? Bu konuda bir güvenlik zafiyeti var mı? Can ve mal güvenliğimizi korumakla görevli olan güvenlik ve istihbarat birimlerimizin bir ihmali söz konusu mu? İçişleri Bakanlığı'nın bu sorulara derhal bir açıklık getirmesi gerekiyor. Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde İstanbul'un göbeğindeki bu saldırı ister istemez aklımıza geçmişteki terör saldırılarını getiriyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'na buradan uyarıda bulunuyoruz. Her sabah aynı saatte yok şu kadar kişiyle geçirildi, yok bunları yakaladık. Yok şu çeteyi çökerttik diye paylaşımlar yapmayı bırakın. İstihbarat birimlerinizi çalıştırın. Bu ülkede tek bir vatandaşımızın burnunun bile kanamayacağı güvenlik önlemlerini artık alın. Değerli arkadaşlar, üzülerek izliyoruz ki ülkemiz artık Teksas'a döndü. Mafyası, kara para aklayanı, uyuşturucu ticareti yapanı kırmızı bültenle arananı ve terör örgütü mensupları. Hepsi Türkiye'de toplandılar. Ülkemiz adeta Avrupa'nın ve dünyanın açık cezaevi haline geldi. Bunun örnekleriyle ilgili bir haber okumadan ya da duymadan bir gün dahi geçmiyor. Ülkemizin her bir köşesini sirayet eden şiddet ve korku ne yazık ki kendi vatandaşlarımız arasına da yayıldı. İzmir'de yaşanan iyiliğe karşı vahşette hepimizi derinden üzdü. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge saat 3.30 sıralarında kapşon ve maske takan 19 yaşında insanlıktan nasibini almamış bir kişiyi hava soğuk diye aracına alıyor. Aracına aldığı fail evli ve iki çocuk babası olan taksi şoförü Oğuz Erge'ye üç el ateş ederek katlediyor. Silahlı saldırıda bulunan fail tutuklandı tutuklanmasına ama şiddetin bu denli topluma hakim olması ve toplumsal huzurun ağır yaralar alması endişe verici. Ülke genelinde bu kadar güvenlik sorunu varken AKP'nin ve Erdoğan'ın tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı tek parti faşizminin kimseye tahammülü olmayan zihniyetine bürünmüş. Hatırlatalım özgürlük sözcüğünden nefret eden, farklı seslere ve fikirlere tahammülü olmayan, muhalif olanı boğmaya çalışan, sadece kendi sesini duymak isteyenlere faşist denir. Sayın Erdoğan, sen Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı bırak. Bu ülkeye çok partili hayatı da demokrasiyi de getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sen hiç bitmeyen mağduriyet yalanlarınla oradasın. Sen ortama göre şekillenirken kendi içinde devletin tüm imkanlarını kullanarak din kisvesi altında bir terör örgütünü büyütüp palazlandırırken beraber yol yürüyüp bitsin bu hasret diye seslendiklerin bu ülkenin meclisine bombalar yağdırdı. Senin ne istediğinizde vermedik dediklerin bu ülkeye ihanet etti. Bir asırlık geçmişiyle ilkeli siyasetinden ödün vermeyen, bu ülkedeki her bir vatandaşımız için güzel bir gelecek kurma mücadelesi veren Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamanızı zaten beklemiyoruz. O yüzden AKP Genel Başkanı'nın 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sözlerinin bir anlamı da bir hükmü de yok. Bizim partimiz de genel başkanımız da diplomasıyla, geçmişiyle, mal varlığıyla her şeyi şaibeli olan Recep Tayyip Erdoğan'a 3-5 gömlek fazla gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane gayesi faşizmin kitabını yazan halk düşmanı AKP zihniyetinden ülkemizi ve şehirlerimizi kurtarmaktır. Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de açıklamalarda bulunmuş. İzmir'den öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizden duymayan kalmasın demiş. Ben sana söyleyeyim Sayın Erdoğan. İzmir'den duyacağın tek ses Mustafa Kemal Atatürk olur. Yüzünü çağdaşlığa, aydınlanmaya, akla ve bilime dönmüş laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti olur. Bir asırlık cumhuriyetimizin kazanımları olur. İzmir'de çalınmadık kapı bırakmayacağız demişsin. O kapılar kadın erkek omuz omuza yürüyen çağdaş Türkiye'ye açılır. İzmir'den büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenlere, kadını ikinci sınıf insan olarak görenlere, cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye çalışıp ona meydan okuyanlara oy çıkmaz Sayın Erdoğan. Değerli basın mensupları, halkın gerçek gündemini unutturmak için her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisini ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alan AKP iktidarı halkımıza açlık sınırının altında bir hayatta yatıyor. Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin eksi 42 milyar dolar olduğu, hazinenin ve hazinenin iç ve dış borçlarının 7 trilyonu, bu borçların faiz yükünün 6 trilyon lirayı geçtiği, dövizin 2024 yılının daha ilk ayında geçtiğimiz yıla göre %26 oranında arttığı, Türk lirasının günden güne değer kaybettiği, ekonomik olarak çok karanlık bir dönemden geçiyor. Ekonomideki bu savrulma, vatandaşlarımıza zam ve yoksulluk olarak yansıyor. Zincir marketlerde etiketler artık gün aşırı değil, gün içinde 2-3 kez değişiyor. Bu ekonomik buhranda insan olan herkesi insanlığından utandıracak, bir başka haber düşüyor karşımıza. Geçtiğimiz hafta Osmaniye'de 65 yaşında bir teyze penceresini naylonla kapattığı, kapısı olmayan, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi veriyor. Torununa mama alamadığı için şekerli suyla beslediğini söylüyor. Bir ev düşünün. Eve düzenli bir şekilde yemek girmiyor. Şekerli suyla beslenen bir bebek ve sobanın dahi yanmadığı buz gibi bir ev. Oğlunun üzerine kayıtlı, düşük modelli bir motor var diye sosyal yardım da alamayan bir yaşlı teyzemiz bu evde ömrüne gün sayıyor. İşte bu ev Türkiye'nin özetidir değerli arkadaşlar. Türkiye'de doğmak bazıları için şekerli suyla hayatta kalmaya çalışmaktır. Türkiye'de yaşamak bazıları için penceresi naylonla kapatılmış, sobasız bir evde yaşamaya çalışmaktır. İnsanca yaşam dediğimiz şey Türkiye şartlarında artık mümkün değil. Bir diğer utanç tablosu da bir emekli teyzemiz elinde kuru ekmekleri topladığı poşeti gösterirken Sayın Erdoğan'a sesleniyor. Ben utanmıyorum. Al sen utan. Yollardan toplaya toplaya geldi. Emekliyim, açım. Hani Hazreti Ömer'in adaleti? Hani aç varken sen tok yaşayamazdın. Suriyeli tokken ben neden açım diye feryat ediyor. Türkiye'de milyonlar akşamdan sabaha daha da fakirleşirken AKP işçinin, emeklinin, memurun çığlığını duymazdan geliyor. Halktan kopuk iktidar kendi küçük mutlu dünyasında vatandaşa nutuk atıyor. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'da Simitçiler Odası Başkanı utana sıkıla simitin 15 lira olacağını açıkladı. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanda 15 lira esnafın derdine de derman olmuyor. Bugün özellikle emeklilerden, öğrenci kesimden, dar gelirli hemşerilerimizden özür diliyoruz. Bu zammı yapmak zorunda kaldık diyor. Birkaç gün sonra Birden bu zam geri alınıyor. Sebebi ise yine birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. Ankara Simitçiler Odası Başkanı diyor ki, Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı yardımcısı Mahmut Gürcan makamına davet etti. Zammı ertelememizi istedi. Bizi kıran ifadeleri de oldu. Zammı geri aldık. Seçim sonrasında yapmak zorundayız diye açıklama yapıyor. Bu açıklama iktidarın attığı her adımı seçime ayarlı olarak attığını, gerçekleri de seçime kadar gizlemek için her şeyi yapacağını gösteriyor. Bütün bunlar açığa çıkınca Ticaret Bakan Yardımcısı acaba yaptığından utanmış mıdır? Hiç zannetmiyorum. Bakın utanma duygusunu yitirmiş bir kişi daha. Simit fiyatından haberi olmayan AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkan Adayı 30 tane simidi 100 liraya alacağını zannediyor. Bu cehaletinin cevabını da kurtarmıyor sözleriyle simitçi kardeşimizden alıyor. Ancak bunun üstüne büyük bir pişkinlikle simit satan çocuğa beğenmiyorsun demek cevabını veriyor. Ya arkadaş sen uzayda mı yaşıyorsun? 100 lirayla bütün simitleri alabileceğin ekonomik düzen artık mazide kaldı. 100 lirayla dışarıda bir saat geçiremezsin. İşte halktan kopuk AKP ve onun halktan kopuk adayları. Değerli arkadaşlar, vatandaş açız, donuyoruz diye feryat ediyor. Sayın Erdoğan, Türkiye yüzyılı masalını anlatmaya devam ediyor. Sayın Erdoğan, sen bırak bu Türkiye yüzyılı safsatalarını da bir gecede 700'ün üzerinde ürüne yapılan zamların hesabını ver. 2003 yılında bir asgari ücretle 16 gram altın alınabiliyorken 20 yıl sonra bir asgari ücretle ancak 6 gram altın alınabiliyor. Hangi hesabı yaparsanız yapın, neyi neyle karşılaştırırsanız karşılaştırın, tencerelerde kaynamıyor, cepler dolmuyor, yüzler gülmüyor. Açlık ülkenin her yerinde kol geziyor, bir tek saraya ve şürekasına uğramıyor. Değerli arkadaşlar, üzerinden tam bir yıl geçmesine rağmen yaraları sarılamayan Kahramanmaraşlı merkezli depremin ardından iki gün önce bir yara daha açıldı. Resmi rakamlara göre can kaybımızı 50.096 kişi olarak biliyorduk. Sayın Murat Kurum gerçek rakamı ağzından kaçırıvermese aklımıza dahi gelmeyecek bir rakam. Depremde 130 bin canımızı yitirmişiz. Ardahan, Tunceli, Bayburt illerinin nüfuslarının çok çok üzerinde. Koca bir il nüfusu kadar can kaybediyoruz. Verilen sözleri tutmak, yaraları sarmak yerine sadece bu istatistikleri saklamaya enerjinizi harcıyorsunuz. Yazıklar olsun sizin yalan siyasetinize. Murat Kurum'un gafının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün can kaybımızı 53.537 olarak açıkladı. Kime inanalım? 330, 319 bin konut yapacağınızı söylediniz ancak 41.000 konut yaptınız. İşte AKP'nin depremzedelere verdiği önem. İşte AKP'nin söz verip yarı yolda bırakan anlayış. İşte 22 yıllık AKP iktidarının sadece vaadlerle dolu olan tarihine eklenecek bir yalanı daha. İnsanlar hala çadırlarda çadırlar da sular altında. Yazıklar olsun sizin yalan siyasetiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 Şubat'ın yıl dönümünde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere tüm kadrolarımızla depremin yıktığı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Elazığ'da olacağız tam da deprem saatinde yitirilen canlarımızı bir kez daha orada anacağız. 11 ildeki anma etkinliklerine katılarak depremin birinci yıl dönümünde depremzedelerimizin acılarını paylaşmak için onlarla birlikte olacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Değerli arkadaşlar, basın toplantımıza başladığımızda MK toplantımız bitmişti. Parti meclisi toplantımız devam ediyordu. Parti meclisi toplantımız halen devam ediyor. Bugün parti meclisi toplantımızda yaklaşık olarak yüzün üzerinde seçim çevresinde adaylarımız belirlenecek ve parti meclisi toplantımızın bitiminde siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşılacak. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Buyurun. Birinci sorum MYK'dan PM'ye öneri olarak İzmir'in Çiğli ilçesindeki daha önce açıkladığınız adayın değiştirilmesi yönünde bir öneriyi götürdünüz mü? Bu çerçevede İzmir örgütlerinden yine itiraz yükselen Karaburun ve Çeşme'de benzer bir geri çekme, değiştirme hamlesi öngörüldü mü? Bunu sormak isterim. İkinci sorumda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugünkü açıklamasına atıfta bulundunuz. Bugün örneğin illere göre dağılım veri tablosu açıklanmadı. Yine kayıp ailelerinin talep ettiği nüfustan düşürme kararı alınmadan önce kimliksiz şekilde gömülen cenazelerin çıkartılması üzerine de herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve yine engelli kaç kişi oldu bu deprem nedeniyle? Bunlar da açıklanmadı. Basına kapalı yapılması bu toplantının, Ali Yerlikaya'nın toplantısının bu soruların da yanıtsız kalmasını nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Evet, e, geçen hafta yaptığımız e, parti meclisi toplantısında Çiğli adayımızla ilgili... Yeniden değerlendirilmek üzere bir karar alınmıştı. Çiğli adayının değiştirilmesi konusunda merkez yönetim kurulumuzun parti meclisimize bir önerisi oldu. Ancak parti meclisimizde henüz bir karar verilmedi. Toplantı devam ediyor. Ee, diğer sorunuza geçmeden önce başka ilçelerde başka seçim çevrelerinde bir değişiklik olacak mı demiştiniz başka ilçelerde, başka seçim çevrelerinde bir değişiklik yapılması gibi bir düşüncemiz, niyetimiz ya da bir hazırlığımız yok. Sayın Ali Yerlikaya'nın açıklamasını, açıklamalarını takip ediyoruz. Zaten bizim gündeme getirdiğimizde AKP iktidarının, yöneticilerinin, bakanlarının birbirleriyle çelişen tutarsız açıklamaları, kamuoyunu ikna etmeyecek kamuoyunu tatmin etmeyecek kamuounu e, kamuoyunda karşılık vicdanen karşılık bulmayacak e, bir takım e, kapalı kapılar ardında yapılan açıklamalar Yani burada iktidarın yetkililerinin şeffaf olması gerekiyor Ancak bu şeffaflığı biz depremin e, ilk gününden beri iktidar yetkililerinde AKP yetkililerinde göremiyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Yani, e, neden, ee, neden MYK'nın böyle bir talep oldu Çiğli adayının değişmesi yönünde? Gerekçe şey nedir acaba? Ee, biraz önce de söyledim. Çiğli adayı adaylaşırken geçtiğimiz hafta yeniden değerlendirilmek üzere e, bir karar alınmıştı. Dolayısıyla adaylığı ile ilgili e, bir kesinlik yoktu. Biz adaylarımızı belirlerken o ilçede yaşayan hemşerilerimizin, ve tabii ki parti örgütümüzün geniş bir kabulünün olması, kentte bu konuda bir e, uzlaşı olması gibi bir takım kriterleri dikkate alıyoruz. E, geçtiğimiz hafta yeniden değerlendirilmek üzere adaylaşan arkadaşımızın adaylığıyla ilgili e, bir takım dikkate almamız gereken, ciddiye almamız gereken bir takım tepkiler geldi. Biz de bunları dikkate aldık ve... O Bu doğrultuda geçen haftada ifade ettiğimiz gibi yeniden değerlendirilmek üzere adaylaşmıştı. Yeniden değerlendirildik ve parti meclisimiz yeni bir karar aldı. Efendim? Buyurun. Bununla ilgili olarak devam anlamında kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda e, politik suç işlendi, parti meclisine dönük çağrı yaptığı e, mesajları oldu. E, bu kendisinin Kararı dışında kendi beyan dışında bir çekilme değil de adaletten çekme şeklinde mi gerçekleşti işte? Arkadaşlar e, sosyal medyadan nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. E, bize ulaşan e, bu konuda bir bilgi yok. E, biz kendisinin geri çekilmesi gibi bir şeyden zaten bahsetmedik. Parti meclisimiz karar alır, adaylaştırır. Parti meclisimiz YSK'nın bize tanıdığı e, yasaların, mevzuatın bize tanıdığı seçim takvimi içerisinde parti meclisimiz yeni bir karar alabilir. Adayla ilgili her zaman bir değişiklik yapılabilir. E, i̇ki sorum Buyurun. olacak. E, size iki sorum olacak. Birincisi, e, biz burada basın emekçileri olarak e, bekliyoruz sizin toplantınızı. Ancak gerek siz e, buraya çıkmadan önce, gerek parti meclisi toplantısındayken, e, medyada bazı kanallarda aday isimleri sıralanmaya başlıyor ve Tabii ki bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir faydası yok ama e, bu sızmalarla ilgili gerek danışmanlar <laughs> gerek parti meclisi üyelerimiz nezdinde bir girişiminiz olacak mı <laughs> arkadaşlar e, basın mensuplarının e, Belki de işlerini iyi yapmasından kaynaklanıyor olabilir bir şekilde bazı bilgilere ulaşıyorlar basın mensupları. Bu işleri yapmak değil ki efendim. Ee, televizyonda birileri millet beklerken servis edildiği belli bir ayrıcalık. Arkadaşlar bunu e, yani basın mensupları bence kendi aralarında, kendi içinde değerlendirse daha doğru olur. Tamam. Diğer soruma geçeyim. Ankara'da adayları belirliyoruz. Ankara'da e, Cumhuriyet Halk, Parti, Halk Partisi kökenli adaylar yerine MHP kökenli adayların ismi e, gündeme geldi. Mesela Gölbaşı'nda bizim adayımız da aday yapılması seçimi alabilecek durumdayken bir MHP kökenli aday tercih edildi. Parti meclisi toplantısında bugün e, seçimi kazanma olasılığımızın zayıf olduğu altında eee Keçiören gibi ilçelere de MHP kökenli isimlerin aday yapılacağı bilgileri sızdı. E, Cumhuriyet Halk Partileri Ankara'da motive etmek için bir model düşünüyor musunuz bu tabloda? Arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Bu, bu sorduğunuz soruyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ancak adaylarımızın hepsi partimizi en iyi şekilde temsil edebilecek, sosyal demokrat belediyeciliği en iyi şekilde uygulayabilecek adaylardır. En azından biz öyle olduğunu düşünerek adaylaştırdık. Ee, Cumhuriyet Halk Partilerin e, motivasyonu gayet yüksektir, Ankara'da da yüksektir, diğer illerde, diğer ilçelerde de e, bu konuda e, bir bize ulaşan bir rahatsızlık ya da kaygı e, yoktur. Teşekkür ederim. Buyurun. Herhangi bir işbirliği ya da uzlaşı e, konusunu sıkça merak ediyoruz. Kamuoyunun gündeminde olan meselelerden de bir tanesi bu. E, herhangi İstanbul'a dair e, birlikte bir çalışma ya da ilçelere e, değin bir e, uzlaşı söz konusu mu? E, şu an için böyle bir e, çalışmamız yok. E, biz hep şunu söyledik: e, Biz ittifakı birlikte çalışmayı bir sandıkta seçmenle yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adaylar tüm seçmenlerin geçmişte başka siyasi partilere oy vermiş olsa da, başka ideolojilerden gelmiş olsalar da tüm seçmenlerin teveccühünü alabilecek nitelikte, kapasitede ve ideolojide e, adaylardır. E, dolayısıyla e, diğer siyasi partilerin e, aday çıkarma özgürlüğü vardır her yerde. E, böyle bir yani e, herhangi bir siyasi partiyle bir ittifak yapılır ise e, bu yapıldığı zaman sizlerle, kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla paylaşılır. Başka sorusu olan buyurun. Can Atalay'ın vekillerinin düşürülmesi sonrası bir miting hazırlığı var CHP'de. Bu konuda MYK'da gündeme geldi mi? Tarih belirlendi mi? Teşekkürler. Arkadaşlar, e, bugünkü MYK gündemimizde e, önümüzdeki günlerde 6 Şubat depreminin yıl dönümü olduğu için e, bu konuyu bu konuda bir karar almadık MYK'da ve parti meclisinde. E, yani böyle bir niyet var ancak e, şu anda kesinleşmiş bir miting kararı yok. Deprem haftasında depremde yitirdiğimiz canlarımızı e, gölgede bırakacak, gölgeleyecek herhangi bir gündem olmasını istemedik. O yüzden 6 Şubat'tan sonra yapacağımız e, MYK ve parti meclisimizde e, bu konuyu gündeme alacağız. Evet sanırım başka soru yok. Teşekkür ederim arkadaşlar.